Herkese yeni bir videodan selam dostlar. Bugün Farming Simulator 22'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi ERD'nin markası olan kazamızda. Erdal amcamız yok ama reklamı burada. Olmazsa olmazlarımızda. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Farming Simulator'da çimleri halledeceğiz. Şunu şöyle normale çekelim. Buralar büyüyor. Görmüş olduğunuz gibi buralar en son bulamaç vesaire atmıştık. Bu tarlayı bugün süreceğiz. Buradan güzel bir hasat aldım. Burayı da aynı şekilde. Bir karşı kaldı. Karşı duracak. Burasıyla diğer tarafı hasadını gerçekleştireceğiz. Onun için traktörler vesaireler gerekiyor. Ve traktörler vesaire almamız için mağazaya gideceğim. Bu arada yanımda çay var. Çayınızı kahvenizi alın abi. Çaysız olmuyor. Şöyle bir bakalım. Şimdi bugün ne kullansak diye düşünüyorum da bugün ne kullanacağımızı gerçekten bilmiyorum. Ya uzun zamandır kullanmıyoruz ya. Bir tane canavar çıkaralım artık. Uzun zamandır Jondera'ya binmiyorum arkadaşlar. Böyle R8 serisine. Böyle bir canavar alalım ya. Gerçekten yani kullanmıyorduk. Kullanalım yani. Tasarımı normal olsun. Zaten iki sarı. Üç sayı var. Normal ağırlıklı var. Normal üç sayı olsun ya. Zaten önüne ağırlık almayız. Plaka yok. Plakaya gerek yok. Bir tane kiralayalım abi. Şimdi bunun arkasına biz bir tane canavar takalım. Öyle büyük. Büyük ekipmanları kullanacağım. Yine her zamanki gibi olmazsa olmazım. Büyük ekipmanlarla olacağı için bir işler şey yapacağım. Şu sese bir bakayım. Tamam. Sesimiz iyi. Bunu mu alsak yoksa diğerini mi alsak dedim de. Şunu alalım ya. Diğeri çok çok büyük. Zaten çok fazla bir şey yapmayacağız. Şimdi direkt gidelim abi. Mekana. Mesela bakar mısın abi? Sesi yetiyor ya aracın. Bugün bu canavarı kullanacağız. Buna hemen hızlıca bir ağırlık alayım. Ön ağırlığa gerek yok da biz her zaman olmazsa olmazımız. Ağırlığımızı alalım abi. Ağırlık önemli. Bir ton. 1.8. 1.8 yeterli ya zaten. Jondera'nın orijinal ağırlığı. Her şeyini birebir sıfır yaptık. 3D modunu, şu yakınlaştırma modlarını, hepsini ekledim. Bir tane harita vardı. Geçen videoda da bahsettim. Bir tane harita var. Güzel bir haritamız mevcut arkadaşlar. Onu oynayabiliriz. Bolluklar için de bunları kullanmıyorum aslında da. Artık şöyle burada madem büyük işler yapıyoruz. Büyük işler için gerekli olur diye düşündüm. Normalde bunları kullanmam. Hızlıca oraya gidelim abi. Tarlamıza geçelim hemen. Mekan sahibi geldi. Makinamızı çalıştıralım hızlıca. Önce bu tarafı alalım abi. Bir yastık başları, yorgan başları hepsini bir ayarlayalım ya. Gideriz. Buradan şöyle gidersem her türlü alır herhalde. Bunun aşağı yukarı bir şey var mı ya? Neyi kontrol ediyor? Ha. Tam sola atsın kendini de. Katla indir vesaire vesaire. Tamam, sıkıntı yok. Onu indirme abi, arkadakini indireceğiz. Makinemiz canavar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün pazar. Ben bu videoyu pazar günü çekiyorum. Akşam saat 11'e falan geliyor saat şu an. Bugün efsane bir arkadaşımın yanındaydım. Zaten her zaman her videoda anlatıyorum, söylüyorum. Bu sefer ismini söylemeyeceğim.
O kendini hemen biliyor. Belki yorum falan atar. İzliyor videoları zaten. Sanaldan arkadaş olmaz diyenlere tavsiyem, bal gibi oluyor arkadaşlar. Yani şöyle attığım zaman bu şekilde atacağız. Yani hiç ummadığınız biriyle arkadaş olabiliyorsunuz. Bu arada bileğim ağrıyor ya. İlginç. Bunu kaldır abi. Buradan da ona selam olsun. Dediğim gibi yani her zaman farmingde olan şeyler oyunda olan şeyler bir yerde iz bırakıyor. Ve bugün o yüzü de gördük arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir sohbeti muhabbeti vardı. Dinledik, konuştuk. Hepsi yani sanalda zaten 3-4 seneye geç konuşuyorum. Erdal'la da görüştük zaten. Diğerleriyle görüştük bugün. Gerçekten benim için efsane oldu. Bu arada bu çok azalıyor ya. Allah Allah. Kendini şöyle atarsam. Bir yastık başlarına bir ayarlayayım. Oradan sonra hızlı hızlı seri işlemeye geçeriz diye düşünüyorum. İndir abi. Yani seri gider diye düşünüyorum. Şöyle uzattığım zaman, uzun uzun baktığım zaman yani şu an yastık başlarını şöyle bilerek uzağa yakına, yakına uzağa falan atıyorum da ama onun haricinde şöyle şey yapabiliriz. Zaten yanından gittiğim zaman direkt yastık başlarını falan alacağım. Burada şöyle U çeksem döner mi? Duranla gösteriyormuş gibi. Şu toprağın işlemesi gerçekten müthiş ya. Yani farming'in şu olayı gerçekten efsane oldu. Yani ilk videomda buydu zaten farming'de. Bunu yapmıştık. Böyle bir tık sağ tarafa sağ tarafa gidelim. Böyle yastık başlarımız tamam. Büyük ihtimal bu iki videoyu şey iki video diyorum iki tarlayı bitiremeyiz de. Ben zaten bir tarlayı yaparım. Oradan sonra diğer tarlayı da ben kendim sürerim. Sürmesi, kullanması, oynaması gerçekten zevk veriyor. O yüzden zaten severek oynadığım bir oyun. Çekiş falan gayet iyi, güzel. Gidiyor. Yine videoları kısa kısa yapacağım. Uzun uzun tutmayacağım. Çayınızı kahvenizi için alın. Bunlar önemli. Videoyu izlerken çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Şu kamerayı bir türlü ayarlamalar yapmaya çalışıyorum ama bir ayarlama ayarladık. Samet'le konuştuk. Bakalım. Arkaya monitörü sabitleme olayını falan yapacağım. Ona göre güzel bir olay olacak. Şöyle gidelim abi. Çamurlukları falan güzel sallanıyor. Şuradan bir tur daha yastık baş atarsam ben oraya. İndir abi. Aslında bunun önüne de bir tane takabilirdik ha. Gerçekte öyle bir şeyler yapıyorlar herhalde bildiğim kadarıyla. Çünkü o da sol tarafına atıyor, sol tarafına doğru gidiyordu. Yalnız o farklı bir model herhalde. Onun
dişleri arkaya doğru gidiyor. Bildiğim kadarıyla öyleydi. Geri geri gidelim abi. Biraz daha gidersek. Kalan yerlerini hallederiz ya, sıkıntı yok. Şu şekil gidersem her türlü hallediyor. Buraya zaten gübre vesaire atmıştık. Gübresini falan güzel. Kaliteli. Belki buraya katı gübre atarız. İlerleyen zamanlarda burada hayvanları falan almayı düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada çok video çekmeyeceğim. O yüzden burada gösterebileceğim bütün bölümleri göstereceğim. Bu hafta bildiğiniz üzere yılbaşı 2023'e giriyoruz. 2023 umarım hayırlı bir yıl olur. Şahsen benim için özellikle hayırlı bir güzel bir yıl olur. Ara ara arkaya bakıyorum. Bazen şu arkaya bakarken bile şöyle yapıyorum ya. Yani şu dönüşü falan filan makinenin var ya. O da döndürsün abi. Burası yol zaten, şöyle yola doğru girersem. John Deere'yi zaten seviyoruz arkadaşlar. John Deere'nin en güzel traktörlerinden birisi. Girmenizi, oynamanızı tavsiye ederim. Yani şu zaten orijinallerinde olmazsa olmaz John Deere. Aynaları falan gerçekten güzel. Tek büyük sıkıntısı şu ön taraf burnu. Diğerlerine göre bir tık daha uzun. Yani o da büyük bir traktör için. Normal şeyler yani. Şuradaki ekipmanlara baksana abi ya. John Deere her zaman yani traktör ya. Aslında bunda git gel yapacaksın da. Yani biz aşağı yukarı çekiyoruz. Ve şuradan dönersek abi. Sürmeye iyi başladık yalnız ha. Kar gelmeden nadasımızı yapalım. Direksiyon da burada. Vitesimiz zaten burada. Dedim onları da kullanırız ama işte. Vallahi bir bitirelim hızlıca. Dağıtalım şöyle.
traktörün sesi çok fazla gelmiyordur. Bana bir tık fazla geliyor ama benim sesimi baskılamadığı sürece hiç sıkıntı değil. Tarlayı tam yapamamışlar zaten de. Ama yine de güzel olmuş. Harita çok büyük ya. Haritayı görmeyen arkadaşlarımız varsa haritayı şöyle göstereyim. Harita gerçekten çok büyük. Aşağıları alalım. Alabildiğimiz kadar. Bırakmadık. Devam ki. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş hemen bakalım. 16 dakika olmuş. Güzel. Ben burayı hızlıca şöyle bir bitirmeye tekrardan bir başlatma yapayım. Yani ne uğraşlarla şu tarlayı bitirmeye çalıştım arkadaşlar. Gerçekten 2 veya 3 video çıkar. Rahat. Belki de 4 video bile çıkardı yani. Allah'tan videoyu durdurup yani bir bölümünü kes falan yapıyoruz. Bitmedi ya. Tarlaya bakar mısın? Kalan yerleri falan filan var. Onları da halledeceğim. Dedim abi şuraları bir halledelim. Sonunda bitirdik. Çok az bir yerim kalmadı. Yani bitti sayılır öyle söyleyeyim. Ben de şöyle bilerek gelmiştim zaten. Böyle gidersem iki odunun arasına şu kazıkların arasına geçebiliyoruz. O yüzden sıkıntımız yok. Ya şöyle geçersek abi yeterli oldu benim için. Makineyi gönder. Makine var ya full çamur oldu ya. Çamurdan topraktan hani şey yapamadık. Bir de toz olayı var. Doğru ne taraftan gideceğimizi bile karıştırdık. Buna baksana abi. Manzaraya bakar mısın? Muhteşem ya. Ben de şuraları bırakıyorum. Bırakmamam lazım. Ya uğraşmayalım. Traktörün bu arada şeyini gördüm. Traktörün şu tepe lambalarına bak arkadaşlar. Tepe lambası buralara mı geldi? Yoksa biz uzun zamandır kullanmıyoruz diye böyle bir olay mı oldu? Çözemedim. Mesela 3 tane tepe lambası var. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Mesela 3 tane tepe lambası korunmuş. İlginç. Güzel yerde. Ben beğendim yani şahsen. Hani güzel bir çalışma olmuş. Tasarımı gerçekten güzel. Bu orijinalinde de bu şekilde bilmiyorum da. Makinemiz sağ tarafta. Burayı alır herhalde ya. Şöyle yaparsam hepsini alır. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız zaten kanalımıza abone olmayı biliyor. Kanalımıza abonedir zaten. Siz de abone değilseniz de abone olup bildirimlerini açarsanız çok çok sevinirim. En azından videoların geliş saatini ayarlarsınız. Bu videoyu belki saat 4 gibi atabilirim. Çünkü onunla ilgili bir tane anket yaptım. Videoları kaçta yapayım diye. Video analizine bakıyorum. Saat 10'da falan izlenmeler oluyor.
Ama 4'te daha çok izlenme vardı. O yüzden dedim 4'te atayım. Akşam 4 gibi. Güzel bir izlenme olabilir diye düşünüyorum. Bakalım bir de öyle deneyeceğim. Eğer öyle olursa öyle atacağım. Ufak tefek yerleri kaldı. Hatta şunları şöyle alayım. İki yeri alayım oradan. Videoya veda ederim. Toprak olayına baksana abi ya, gerçekten muhteşem. Saman işlerini seviyoruz. Bir de bunun ekimi var. Ekimi büyük ihtimal şey yaparız ya. Diğer makinaları falan, büyük makine alırım yine. Belki modlu varsa onu hallederiz. Şöyle sizlere veda edelim. Hatta şu tarafına geçeyim de. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video oldu. Umarım seversiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.